Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TTIT Geometri Kampı'nın 24. haftasının ikinci videosundayız. Dönüşüm geometrisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne anlatacağız? Noktanın doğruya göre simetriğinden bahsedeceğiz. Doğrunun eksenlere ve özel doğrulara göre simetriğinden bahsedeceğiz ve doğrunun noktaya göre simetriğinden bahsedeceğiz size. Evet kitabımızda da sayfa numarası 223'ün sonunda kalmıştık. Sonra 224 ve 225'ten de bir soru çözeceğiz. Haberiniz olsun. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Noktanın doğruya göre simetriği aslında basittir. Ama önceki konuları yani analitik geometriyi biliyorsan, analitik geometrideki çoğu şeyi biliyorsan noktanın doğruya göre simetriğini de rahat bir şekilde yapabilirsin. Burada yapman gereken bir tek analitik geometri kısmını kullanmak ama öncelikli olarak şekli çizmen lazım. Basit bir şekilde analitik düzlemde değil. Noktanın doğruya göre simetriği denildiğinde basit bir şekilde şekli çizin. Mesela A noktasının D doğrusuna göre simetriği nedir diye sorulduğunda A noktasını böyle göster. Sonra D'ye doğrusunu çiz. Sonra simetri olan noktayı göster. Buradaki B noktasını bulmak için adımlarımız var. Bu adımları tabi ki ezberlettirmeyeceğim. Şimdi yorumlayalım. Şekli yorumlamanızı isteyeceğim. Ben burada bu noktanın bu doğruya göre simetriğini bulmam için neyi bulmam lazım? K'yi bulmam lazım. E K'yı bulmam için de ne yapmam lazım? K da arkadaşlar bu doğruyla bu doğrunun kesim noktası. E elimizde bu doğru var ama bu doğru var mı? Yok. A öncelikli olarak doğru denklemi yazmam lazım o zaman. Doğru için içinde kendimize iki soru soruyorduk. Bu doğrunun denklemini yazmak için iki soru neydi? Bir eğim iki nokta. Hocam noktası var bu doğru üstünde. Eğim lazım bana. A iki doğru dik kesişiyorsa. eğimler çarptı eksi bir. Öncelikli olarak m1 diyelim. M1 eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısından bu doğrunun eğimi belli ya. E buradaki doğrunun eğimi nedir? Eğimler çarptı eksi bir ya da şunu ters çevirip eksi ile çarpıyoruz. M2'yi de b bölü a diye yazarız. Sonra eğim belli nokta belli doğru denklemini yazarız. Sonra iki doğruya ortak çözüm uygularız. K'yı buluruz. Sonra noktanın noktaya göre simetriği ya da orta nokta koordinatından dolayı B noktasında bulur muyuz arkadaşlar? Buluruz. İşte buradaki adımları böyle tek tek yazmışım. Adımları okuyup da ezberlemeye kalkma. Bak önce doğru denklemi yazmamız lazım. Eğim lazım. Eğimi bulduk. Eğimler çarptı eksi birden. Eğim belli nokta belli doğru denklemini yaz. Sonra iki doğruya ortak çözüm uygula. K'yı bul. Sonra A'nın K'ya göre simetriğinden B'yi bul. Peki hocam çok uzun olur değil mi böyle? Kısası var mı diye hemen böyle sorguluyorsunuz kendi kendinize. Doğru. Kısası var arkadaşlar. Yani ben bu tür sorularda tabii ki yani kesen iki doğrunun kesim noktasını bulmak bazı sorularda gerçekten bizi yıpratabiliyor. Uzun olabiliyor. O yüzden ben bunu böyle kesen yani ortak çözümden bulmaktansa buradaki K noktasını daha farklı bir şekilde buluyorum. Tabii yine eğimleri bulmak şartıyla eğimleri bulacağız. Onu da biraz sonra soru içerisinde gösteririz. Birinci soruda değil de ikinci soruda gösteririz zaten. Hatta bunun daha daha kısa bir yolu var. Hem de çok kısa bir yolu var. Hatta ÖSYM genelde onu seviyor. E, ondan da bahsedeceğiz ama onun özel bir durumu var. Ama işi riske atmayalım. Biz her durumu bilelim arkadaşlar. Tamam hadi adımları da okursunuz burada. O adımları da zaten ben burada sözel olarak söyledim sana. Şimdi örneğe bakalım. Ne diyor? Analitik düzlemde A noktası rastgele şey yapıyoruz. A'ya 4 noktası. Diyor sonra bu doğruya göre 2x artı 3y artı k eşit 0 doğrusuna göre simetri simetri dediğimiz burasıdır. Bu şekil mutlaka mı mutlaka olacak arkadaşlar. Eksi 6'ya eksi 6. Yani dik olacak ve birbirine eşit mi olacak? Evet. Şimdi arkadaş ben burada a noktasını bilmiyorum ki noktası veya yani bu noktanın bu doğruya göre simetriğini bulayım. Ya da tam tersi hocam b noktasının bu doğruya göre simetriğini yazsak ama bu doğruyu da bilmiyorum. Hem noktayı bilmiyorum hem de doğruyu bilmiyorum. O yüzden burada sıkıntı olur. Klasik yoldan yapamayız. O zaman biz şekli yorumlayacağız. E burada hocam eğimi eksi 3 bölü 2 eksi 2, 2 bölü 3'ten 3 bölü 2 olur. Eğim belli ya y'ler farkı bölü x'ler farkından a'yı bulabiliriz ayrı ayrı. Sonra k'yı da bulabiliriz. Ya da ilk önce şunu yorumlayalım istersen. Belki daha kolay çıkar. Hocam burası tam orta nokta değil mi? Evet. Yani x'in toplamının yarısı. A eksi 6 bölü 2'ye 4 eksi 6 bölü 2 toplamlarının yarısı. Yani eksi 2 bölü 2'den eksi 1 midir burası? Evet. Bak bu noktada bu doğrunun üstünde e, denklem yerine yazarız. Denklemi sağlar. 1 nokta bir doğrunun üstündeyse denklemi sağlar. Yaz bakayım yerine. 2 ile bunu çarpsam a eksi 6 yapar. Sonra eksi 1 ile y'yi 3 y 1 ile 3'ü çarpsam eksi 3 yapar. Artı bir de k var. Eşit 0 yaptı. A direkt geldi. A artı k buradan ne geldi arkadaşlar? Burası eksi 9 öbür tarafa atınca da artı 9 yaptı. Direkt geldi. Ha K falan istenmiş olsaydı o zaman A'yı bulmamız gerekecekti. A'yı nasıl bulacaktık? Bunun eğimini yazdıktan sonra bunun eğimini yazarız. Eğim belliyse Y'ler farkı bölü X'ler farkından da A'ya ulaşır mıydık? Ulaşırdık. Evet direkt bizden A artı K isteniyor. Cevap 9 çıkar. Geldik örnek ee, örnek ona. Analitik düzlemdeki A1'e 2 noktasının bu doğruya göre simetriğini bulunuz. Arkadaşlar şimdi öncelikli olarak şekli çizeceğiz mi çizeceğiz. A noktası 1'e 2'yi böyle gösterdim. Sonra doğruyu gösteriyorum. X eksi Y artı 5 eşit 0 doğrusu. Bu noktanın bu doğruya göre simetriği isteniyor benden. Dik olacak ve birbirine eşit olacak. İşte öncelikli olarak bu K noktasını bulacağız değil mi? K noktasını bulduktan sonra da ne yapacağız arkadaşlar? A'dan K'ya buraya ulaşırız. Biraz önceki anlattığım adımlardan yapabilirsin. Hatta kendini şöyle bir denemeni isterim. Bak bana bak şimdi. Durdur dur video. Ve ilk baştaki adımdan yap. Nasıl yapacaksın? Hocam bunun eğimini bulacağım. Sonra bunun eğimi belli. Eğim belli nokta belli doğru denklemini yazacağım. Sonra iki doğruya ortak çözüm uygulayacağım. K'yı bulacağım. K'yı bulduktan sonra da noktanın noktaya göre simetriğinden buraya ulaşacağım. Eyvallah. Bu yol sen bir yap. Lütfen yap. Ben farklı bir yoldan yapacağım şimdi. Farklı bir yolu görelim. Hocam K'yı bulmanın farklı bir yolunu yapacağım. Ben buradaki K noktasının ne olduğunu biliyorum. K noktası x değil mi? Evet. Hocam buradaki x virgülü ya x'li bir şekilde yazacaksın ya da y'li bir şekilde yazacaksın. Yani tek bilinmeyen dizisinden yaz. E şimdi burada ya x'i yalnız bırak ya da y'yi yalnız bırak. Burada x'i yan, yok y'yi yalnız bıraksak daha sağlıklı olacak değil mi? Arkadaş x artı 5 eşittir y değil mi? Heh, gel burada y yerine x artı 5 yaz. Bak k noktası ne oldu? x virgül x artı 5 mi oldu? Evet Şimdi eğim. Bunlar dik kestiği için eğim önemli. Bunun eğimine m1 dediğim eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. Yani eksi 1 bölü eksi 1'den 1 çıktı. O zaman bunun eğimi ne olacak? Eğimler çarpma eksi 1 olduğu için bu 1 ise burası da eksi 1 olacak. Bak şimdi eğim belli. Nokta belli doğru denklemini yazmayacağım. Bak eğim belli. Buradaki nokta var bir de buradaki nokta var. Aa iki noktası varsa y'ler farkı bölü x'ler farkı eğime eşit değil midir? Evet. Hadi bakalım y'ler farkı nedir? x artı 5 eksi 2 x artı 5 eksi 2 bölü x'ler farkı x eksi 1 eşittir neymiş eksi 1 buradan x artı 3 eşittir x eksi eksi x artı 1 yaptı buradan 2x eşittir eksi 2 yaptı ve x'i de ne bulduk eksi 1 olarak bulduk mu bulduk evet x yerine eksi 1 yazdık yazacak olursak eksi 1'e 4 noktası oldu burası ha şimdi noktanın noktaya göre simetri eksi 1 1'den eksi 1'e kaç azalmış 2 azalmış Hocam buradan buraya 2 azalmış. Bir daha 2 azaltacağım. Eksi 3'e. 2'den 4'e 2 artmış. Bir daha 2 arttırıyorum. 6 olarak bulurum. Sen de aynı sonucu buldun mu? İnşallah bulmuşsundur ya da büyük ihtimalle zaten bulmuşsundur. Evet bu şekilde arkadaşlar. Gördüğün üzere noktanın doğruya göre simetriği bu. Hocam bunun kolay yolu var mı? Evet pratik yolu söylüyorum arkadaşlar. Ve genelde o ÖSYM pratik yollarını soruyor. Pratik yolu da nedir biliyor musunuz? Ne zaman geçerlidir? eğimi verilen doğrunun eğimi artı eksi 1 iken geçerli. Bunu unutma. Nasıl buluyoruz hocam? Bak şimdi bir noktanın bir doğruya göre simetriği sorulduğunda bakıyorsun doğrunun eğimine. Bu doğrunun eğimi bir değil mi? Evet. 1 ise kısa yolu uygulayabilirsin. İlk başta x yerine noktadaki x'i yaz. x yerine 1 yazdığın zaman denklemde yaz yerine yazıyorsun. Hocam 1 eksi y artı 5 eşit 0'dan y kaç gelir? 6 gelir. Bak x yerine 1 yazdığında y ise 6 geldi. Sonra y yerine 2 yaz şimdi de. Y yerine ilk noktadaki yyi yazdığımız zaman da denklemde. Bak 1'e 2'yi yaz demiyorum. X yerine 1 yazıp y'sini buluyorum. Sonra y yerine 2 yazıp x'ini buluyorum. Y yerine 2 yazdığım zaman da x eksi 2 artı 5 eşit sıfırdan. X de kaç geliyor o zaman böylelikle? Eksi 3 mi geliyor? Evet. İşte buradaki noktamız x virgül y noktasıdır arkadaşım. E x virgül y noktası da ne oldu? Bak e, x'i eksi 3 bulduk. Y'yi de kaç bulduk? 6 bulduk. Aynı sonuç değil mi? Aynı sonuç. Hocam burada da kısa yaptık ama burada aşırı derecede kısa oluyor arkadaşlar. O yüzden eğimi artı bir eksi bir ise bence bu teknikle yapmanız bence aşırı derecede önemli. Ha buradaki yol da gerçekten güzel. Eğimi bulduk. İşte buradaki k noktasını x'li ya da y'li yazacaksın. Hangisi kolaysa. Denklem şu olsaydı mesela 2x eksi y artı 5 şeklinde olsaydı y'yi yalnız bırakmak kolaydı. Ya da x eksi 3y artı 5 şeklinde olsaydı o zaman x yerine 3y eksi 5 yazardın. Yani gelirdin x virgül y yerine 3y eksi 5'e y yazardın. Ve denklemde de y'yi bulurdun. Ve buradaki noktayı da eğimden şu x'in eğiminden bulurduk arkadaşlar. Evet bu şekilde de gerçekten kolay. Ya bu şekilde de öğrenmeniz niye etki ediyor biliyor musunuz? Şu tür sorularda daha öncesinde karşılaştığınız büyük ihtimalle. Bir noktanın bir doğruya en yakın uzaklığı. En yakın bir noktanın bir doğruya en yakın olduğu nokta nedir diye soruluyor. Buradaki nokta direkt sorulduğunda bu noktayı bu şekilde bulabilirdik arkadaşlar. Haberiniz olsun. O da e, noktanın doğruya göre simetriğinin çözümünün yarısı diyebiliriz aslında baktığınız zaman. Tamam gençler. Örnek 10 bu şekilde kısa yolda mutlaka mutlaka bil. Şimdi geldik örnek 11'e. Bir kağıda bir dik şöyle bir şey çizilmiş arkadaşlar. Bir kağıda dik koordinat sisteminde A noktası bu olacak şekilde ABC üçgeni çizilmiş. Sonra 3'e 3 noktasından geçen bir doğru boyunca D doğrusu çizilmiş. Buna göre kağıt D doğrusu boyunca şekildeki gibi katlandığında A noktasının yeni konumunun koordinatlarını bulunuz diye soruyor bize. Arkadaşlar ben bunu böyle katladığım zaman aslında ne oluyor? Buna göre ben bu doğruya göre simetriğini almıyor muyum? Evet A noktası isteniyor aslında. A noktası katlandığı zaman aslında dik ve şunlar birbirine eşit olmayacak mı olacak? Yani aslında buradaki noktanın bu doğruya göre simetriyi soruluyor bize çaktırmadan. Evet o zaman bunu bulacağız. Bu doğrunun adı belli mi? Belli değil. yazabiliriz. Eksenleri kestiği yerler belli. 3, 3 burası. Yani x bölü 3 artı y bölü 3 eşittir 1. Yani x artı y eşittir 3 doğrusu mu yaptı? Evet x artı y bölü 3 eşittir 1'den x artı y eşittir ne yaptı? 3 yaptı. Şimdi arkadaşlar eksi 2 6 noktasının x artı y eşittir 3 doğrusuna göre simetriği bulunurken ne yapıyoruz? Bunun eğimine bakıyorum. Eğim eksi 1. Hah eğim eksi 1 olduğu için kısa yoldan yapabilirim. Ne yapacağız? x yerine eksi 2 yazacağım. X yerine denklemde yani şu denklemde eksi 2 yazdığımda yazıyorum bakın. X yerine eksi 2 yazdığımda eksi 2 artı y eşittir 3'ten. Y'yi kaç buluruz arkadaşım? Y'yi 5 buluruz. Sonra y yerine de noktadaki y yazacağım. Yani y yerine de 6 yazdığımda denklemde y yerine 6 yazdığımda x artı 6 eşittir 3'ten. O zaman x'e böylelikle kaç geliyor? Eksi 3 geliyor. Noktamız neydi? Şuradaki x virgül y'ydi. E, x virgül y noktası da ne yapıyor arkadaşlar? O da eksi 3 virgül 5 noktası yapıyor. Evet örnek 11'i de bu şekilde bulmuş olduk arkadaşlar. Eksi 3'e 6'ın eksi 3'e 5 noktası olarak bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Dik koordinat sisteminde A ve üçgenin ağırlık merkezi G noktasıdır. G noktasının D doğrusuna göre simetriği K noktasıdır. Arkadaşlar G noktasının buna göre simetriği şöyle dik olan yeridir değil mi? Evet buradaki nokta K noktasıymış. Sonra buna göre diyor K noktasından geçen ve D doğrusuna paralel olan doğrunun denklemi nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. K'dan geçen ve D'ye paralel olan bu doğrunun denklemi soruluyor. Evet şimdi aslında noktanın doğruya göre simetri sorusu gibi duruyor. Evet gerçekten de öyle. Şimdi ben bunu şöyle simetriğini aldım. Şurası ne olacak? Dik olacak ve birbirine eşit olacak. Tamam bunu öğrendik. Bunu biliyoruz. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Sonra diyor ki şuna paralel olsun diyor. Arkadaş ne yapmam lazım? Benim şimdi şurada verilen ağırlık merkezini kullanmam lazım. Böyle mi yapacağız? Hocam ben buradaki noktayı bulayım. Bak uzun yoldan yapabilirsin. Noktayı bulursun ağırlık merkezinden dolayı. Hatta burası sıfıra sıfır ya. Hocam apsiler toplamın 3'e bölünmüş hali, ordinatlar toplamın 3'e bölünmüş halinden buradaki noktayı buldun mu? Buldun. Sonra bu noktanın bu doğruya göre simetriğini bulacaksın. Hocam bu doğru belli mi? Belli. Yazabiliriz. Yazdıktan sonra noktanın doğruya göre simetriğini bulacaksın. Ama dikkat et eğimi 1 ya da eksi 1 değil uzun yoldan çıkacak. Sonra noktanın doğruya göre simetriğini bulduktan sonra da bu noktadan ve bu noktadan geçen ve şu doğruya paralel olan yani bu doğrunun eklemi isteniyor. O zaman bunun eğimini bulacağım. Buradaki bu doğrunun eğimi de paralel olduğu için aynıdır. Eğim belli nokta belli doğru denklemini yazacağım. Of çok uzun çıkıyor değil mi? Evet. Çok uzun çıkıyor. Dur bakalım daha kısa bir şekilde çıkacak mı? Ağırlık merkezini kullanayım. Ağırlık merkezini nasıl kullanayım? Geometrik olarak düşüneceğim şimdi. Hocam şuradan geçen hani şöyle şöyle olsun. Tamam mı? Şur doğrusal gibi düşün. Şuradan geçen. Burası k iken burası 2k değil mi? Evet. E sonra ne yapacağız hocam? Şu ağırlık merkezi burası. E şunlar birbirine paralel. E bunun devamında ne olacak şöyle? Bak şurası doğrusal tamam mı? Şurası doğrusal gibi düşün. Hocam bunun devamını da getirecek olursa o zaman ne oluyor? E hocam şunlar birbirine paralel ya. Şunlar da birbirine eşitse burası da k mı oldu? Evet. Aa burada güzel bir şey çıktı gibi. Ne çıktı burada? Hocam burası 2K iken pardon 3K iken burası K mı oldu? Evet. Aa, burada bir temel orantı çıktı. Bak şuradaki paralelliğe bak. Hocam burada 3'e 1 oran var. E o zaman burada da 3A'ya A oran olmak zorunda değil mi? Evet. Hocam burada 3'e 1 oran varsa burada da 3'e 1 oran olmak zorunda. Hatta burası 3 iken burası 1 birim olmak zorunda. E hatta burası 6 ise yani 3A eşittir 6 ise A'yı da 2 buluruz burada. E o zaman buradaki noktalar belli oldu. Şu nokta kaç? 4. Bu nokta kaç? Eksi 8 değil mi? Eksi 6'dan 2 birisi oldu. Evet. Bak. Tamamıyla geometri bilgisiyle bulduk. Normalde sen noktanın oriyo al bilmem ne analitikten falan filan yapmaya kalkışınca soru çok uzuyor. Ama burada ağırlık merkezini kullandım. Şuradan geçen 1'e 2 oran olacak. E bunu uzatınca da ne oldu burada? Şunlar birbirine eşitse bunlar da paralelse bunlar da 1'e 1 bir oldu. Baktık burada 3'e 1 oran var. E 3'e 1 oran temel orantıdan 3'e 1 oran temel orantıdan yazınca Şurası 4 burası x 8, 8 çıktı. O zaman bu doğrunun denklemi x bölü x 8 artı y bölü 4 eşittir 1 şeklindedir. Ben bunu 2 ile çarparsam hatta x 2 ile çarparsam x 2ye 2 y bölü x 8 eşittir 1'den e, x, x 2 y eşittir x 8 yapar. Hatta x 2ye 2 y artı 8 eşit 0 şeklinde denklemi bulurum. Mükemmel bir çözüm arkadaşlar. Bakın geometri yani analitik geometride de böyle geometriyi de kullanabilirsin. Hatta ÖSYM bu tür soruları çok seviyor. Çocuk bakacak. Ulan oradan yap, buradan yap, şuradan yap. Çok uzuyor. Hatta dalacak soruya 5 dakikada çözecek. Ama bunu fark eder arkadaş. Geometri bende çıkar mı acaba deyip de buraya dalan arkadaş 1 dakika içerisinde yapacak ve ve 4 dakika diğer arkadaştan kazançlı olacak. İşte. Özellikle böyle analitik geometride bu tür teknikleri ÖSYM e seviyor. O yüzden sen de buna lütfen dikkat et. Evet gençler böylelikle şu şeyleri hallettik. Noktanın doğruya göre simetriğini hallettik. Şimdi gelelim doğrunun simetriğine. Öncelikle özel doğruya göre simetriğinden bahsedeceğim. Bir kere biz noktanın simetriğini düşünelim. Noktanın x eksenine göre simetriğini ne diye şey yapıyoruz arkadaşlar? Mesela x x virgül y noktasının x eksenine göre simetriği ne oluyor? x virgül x y olmuyor mu? Ya da y eksenine göre simetriği ne oldu? Eks, y eksenine göre simetriğinde de x'e işaret değişiyor. Eksi x virgül y. Orijine göre simetriğinde her ikisi işaret değişiyor değil mi? Öncelikle şunu bir tekrar edelim. Y eşittir x'e göre simetriğinde x virgül y hop nokta yer değiştiriyor. Y virgül x oluyor. Y eşittir x'e göre simetriğinde noktalar hem yer değiştiriyor hem de işaret değiştiriyor. X eşittir k'ya göre simetriğinde ne olacaktı? Hani x virgül de şunun iki katından neyi çıkartıyorduk? X'i değil mi? Yani x virgül y 2k eksi x'e y oluyordu. Y eşittir k'ya göre simetriğinde de x sabit olacak. Bunun ilk y'sini çıkartıyoruz. 2k x y şeklinde oluyordu. Bak noktanın simetriğini özetledik. x y noktasının x eksenine göre simetriğinde y'si işaret değişiyor. Şık peki. Şimdi adam bize bir doğru verip de bu doğrunun x eksenine göre simetriği sorulursa noktadaki bildiğim bilgileri buraya aktaracaksın. Hocam ax artı b artı c eşit 0 bana sorulduğunda x eksenine göre simetriği sorulduğunda he, x eksenine göre simetriğinde y'si işaret değiştiriyordu. O zaman burada da y'sini işaret değiştireceksin kardeşim. Direkt yani y yerine eksi y yazacaksın. Yani ne oluyor burası? ax eksi b y artı c eşit sıfır oluyor. Bak kas sayısının işaretini değiştir demiyorum. Y'sinin işaretini değiştir. Y yerine eksi y yaz. Aynı mantık. E, y eksenine göre simetrinde de x'i işaret değişecek. Yani x yerine eksi x yazacaksın. E, bu orijine göre simetriğinde x'i de işaret değiştiriyordu. Hem x hem y. O zaman ne olacak? Eksi x eksi y yazacaksın. Bitti gitti ya. Bak y eşittir x'e göre simetriinden ne oluyordu? Noktalar yer değiştiriyordu. Yani y virgül x oluyordu. Yani sen x yerine y, y yerine de x yazacaksın. Bitti. Y eşittir x'e göre simetriinde de x yerine x, y yerine de x x yazacaksın. Peki bu noktaya göre simetriinde x eşittir k y göre ne olacaktı. Bunu yazdıktan sonra hocam noktamız 2k x x y oluyordu ya. Y yerine 2 2k x x yazacaksın Şuradaki x yerine 2k x x, y de sabit kalacak. E, y eşittir K'ya göre simetriğinde de burası 2K eksi Y olacak. X de sabit olacak. Bu kadar basit. Sen bir önceki videoyu iyi bir şekilde anladıysan. işte burada doğrunun bu şekilde simetriği sorulduğunda sonuca rahat bir şekilde ulaşıyorsun. Hadi bakalım. Şimdi bu doğrunun X eksenine göre simetriğinde. Hocam X'e göre simetriğinde Y'si işaret değiştirecek. Yani 2X eksi 3 çarpı eksi Y artı 4 eşit 0 olacak. Yani bu ne oluyor? 2x artı 3y artı 4 eşit 0 şeklinde oluyor. Peki y'ye göre simetriğinde y'ye göre simetriğinde de x'e işaret değiştirecek. Yani 2 çarpı eksi x eksi 3y artı 4 diğerleri aynı kalıyor. Yani bu ne oluyor? Eksi 2x eksi 3y artı 4 eşit 0 oluyor. Hatta şu şekilde olur arkadaşlar. Bu şekilde yazmazlar. Eksi ile çarpılmış 2x artı 3y eksi 4 eşit 0 şeklinde olur bu. Orijine göre simetriğinde her ikisi de işaret değiştirecek. Bunun yerine eksi x yazdığımızda Eksi 2x oldu. Bunun yerine eksi y yazdığımızda artı 3y oldu. Kafadan yazan bu sefer. Artı 4 oldu. E arkadaş bu da bu şekilde yazmazlar. X'in katsayısı sayısı diye ya, yazabilirler. Bu şekilde de olabilir. Eşit 0 ya da eksi ile çarpılmışı 2x eksi 3y eksi 4 eşit 0 şeklinde olur. Genelde x'in katsayısı artı olan şeklinde yazılıyor ya. Hadi düzenleyelim. 2x eksi 3y eksi 4 eşit 0 şeklinde de yazılabilir. a hocam bu doğruya göre simetriyi öğrenmedik bunu. Biliyorsun ya ne bu? Bu ne? Arkadaş bu x eşittir y doğrusu değil mi? Yani y eşittir x doğrusu. x ile y ye yer değiştirecek. Yani x yerine y yazacaksın. 2y eksi 3. Y ye yerine de x yazacaksın. x artı 4 eşit 0. Yani x'in kat sayısı artı olan şıklarda oluyordu. Bunu eksiyle çarpacağım. Başa da koyayım onu. O zaman bu denklemde 3x eksi 3 eksiyle çarpıyorum ya. Eksiyle çarptığım şey yazacağım. Artı 3x eksi 2'ye eksi 4. Evet eksi 2y eksi 4 eşit 0 şeklinde yazılır. Bu ne demek? Y eşittir x eksi x doğrusu değil mi? Evet. O zaman noktaları hem yer değiştiriyor hem de işaret değiştiriyor. Yani burada x yerine eksi y, y yerine de eksi x yazacağım arkadaşlar. O zaman eksi 2y artı 3x artı 4 eşit 0 oldu. Yani bu 3x eksi 2y artı 4 eşit 0 şeklinde oldu. Hocam x eşittir 4'e göre simetriğinde. Bak şimdi. Şunun ilk katından x'i çıkartıyorduk. Yani x yerine ne yazacağım? 2 kere 4 8 eksi x yazacağım sadece. Yani ne yazıyoruz o zaman arkadaşlar? 2 çarpı x yerine 8 eksi x yazıyorum. Sonra eksi 3 y var. Artı 4 eşit 0 var. Düzenleyelim. Burası ne yapıyor arkadaşlar? 16 eksi 2 x eksi 3 y artı 4 eşit 0 oldu. x'in kat sayısı artı olan şıklarda olacak. O zaman bu da 2 x. Bak bu bu. Şunun tamamı. Düzenledim şimdi. Hocam burası artı 2 x. Burası da artı 3 y. Artı 20 vardı. Eksi 20 eşit 0 şeklinde olur. Şimdi şuna bakalım. Y eşittir eksi 1'e göre semetinde. Bunun 2 katından y'sini çıkartacağım. X'imiz aynı. 2x eksi 3 çarpı y yerine ne yazacağım? Bunun 2 katı. Eksi 2 eksi y. Y'sini çıkartıyorum sadece. Sonra artı 4 eşit 0 var. O zaman 2x artı 6 artı 3y artı 4 eşit 0 oldu. Hatta bu da düzenlenmiş halde ne geliyor? 2x artı 3y artı 10 eşit 0 şeklinde buluruz arkadaşlar. Y eksi 1'e göre simetriği olan doğru yu. Tamam mı? Gençler olay bu. İnşallah bir yerde hata yapmamışımdır. Hata yaptıysam da yorumlara yazarsınız. Çünkü bazen hızlı yaparken burada hata yapıyorum. Sanki hata yaptım gibi hissettim ama buralarda bir yerlerde. Ee, i̇nşallah yapmamışımdır ya. Çünkü x eşittir 4 doğrusuyla e, x eşittir 4 doğrusuna göre simetriyle y eşittir eksi 1 doğrusuna göre simetriği herhangi bir doğrunun şey mi oluyor? Birbirine paralel mi oluyor? Merak ettim vallahi. Dur bakayım. Şuna göre simetri bu oluyor. Ee, şuna göre simetriye ne oluyor? Şuna göre simetriye ne oluyor mesela? Ee, buna göre simetri ne? Şunu şuna göre simetri. He bu oluyor. Doğru paralel olabilir. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok gibi durdu arkadaşlar. Ne bileyim böyle kafamda bir soru işareti oldu. Varsa da yorumu yazarsınız. Tamam ama mantığı anladınız. Noktadaki simetriyi biliyorsan sen bu doğrunun da bu özel doğrulara göre simetriğini de bu şekilde bulabilirsin dostlar. Evet geldik örnek 14'e. Dik koordinat düzleminde A ve B noktalarından geçen doğrunun x eşittir 2'ye göre simetriyi soruluyor bize. Arkadaşlar öncelikle birinci yol şu şekilde yapabilirsiniz. Doğrunun denklemini yazın. x bölü 10 artı y bölü 5 eşittir 1 şeklinde mi? Evet 2 ile genişlettin. x artı 2'ye bölü 10 eşittir 1 ya eşittir 10 şeklinde oldu. Hatta düzenleyecek olursak eksi 10 eşittir 0 şeklinde mi oldu? Evet. Şimdi bu doğrunun x eşittir 2'ye göre simetriğini bulacağız. Ne yapacağız arkadaşlar? Bunun iki katından x'i çıkartıyorduk. Yani x yerine bunun iki katı 4 eksi x yazacağım. Bak x yerine 4 eksi x yazdım. Artı 2'ye eksi 10 eşit 0 olduğundan 4 eksi x artı 2'ye eksi 10 eşit 0 oldu. Hatta eksi ile çarpmışı x eksi 2'ye şu eksi 6 eksi 6, 6 artı 6 eşit 0 şeklinde oldu. Evet bu. X işte 2 doğrusuna göre simetriği olan doğrunun eksenlerle oluşturduğu kapalı bölgenin alanı. Tamam. Ben burada şunu buldum arkadaşlar. Ee, neyi buldum? Şununla birlikte bu doğruyu buldum. Bu doğruyu bulmanın daha farklı yolu da var. Geometriyi de kullanarak da yapabilirsin. Peki nasıl yapabiliriz hocam? Bu doğrunun bu doğruya göre simetriye alındığında hop şöyle bir şey olmayacak mı? Olacak. Hocam buna göre yansımasını aldık. Şu açılar birbirine eşit olacak değil mi? A hem aç orta hem yükseklik. Bak şunu bulmanın farklı bir yolunu gösteriyorum şimdi. Hocam burası kaç birim? 8 birim. Hem aç orta hem yükseklik olduğu için ikiz kenar çıktı. Ya da katlamadan dolayı 8 Burası da 8 olacak. E, ee, i̇kisi kenar çıktı ve tabanı keş parçaya bölecek de diyebiliriz. 2 birimse burası eksi 6 noktası mı yaptı? Evet. E sonra hocam burada bunun şeyini bulacağız. Hatta burası alfayken burası da alfa değil mi? Aynen öyle. E burada şuna bakacak olursam bunun eğimi kaç? Hocam 5 bölü 10. Şunun eğimi M1 5 bölü 10. Yani 1 bölü 2. Tanjant alfadan dolayı. E bu sola yatık tanjant alfa. O zaman bunun eğimi ne yapacak? Bak e, ters yapıp eksiyle çarpmış değil. Dik kesmiyor bunlar. Hocam bu da sola yatık tanjant alfaya bakacağız. Ya da sağa yatık. Pardon bu sola yatık değil mi? Evet. Tanjant alfanın sola yatık hali eksi 1 bölü 2'dir. Bunun eğimi de tanjant alfadır. Sağ yatık hali sadece ve sadece 1 bölü 2'dir. Eğim belli. Nokta belli. Denklemi yazabilirim. Eksi 6'ya 0 noktasından dolayı. 1 bölü 2 çarpı x eksi eksi 6. x artı 6 eşittir y eksi 0'dan. X artı 6 eşittir. 2'ye e, yaptı. Hatta buradan X eksi 2'ye artı 6 eşit 0 şeklinde bak aynı denklemi bulduk mu arkadaşlar? X eksi 2'ye artı 6 eşit sıfırı bulduk. İstediğin şekilde bul. İster böyle bu hani X eşittir 2 doğrusuna göre simetriyi belki aklına gelmez. Bunu böyle katlamasını alıp sonra eğim belli. Eğimi bulacaksın tabi. Eğim belli nokta belli doğru denklemini yazabilirsin. Sana iki yolda gösterdim. Şimdi diyor ki bu simetri olan doğrunun eksenlerle oluşturduğu kapalı bölgenin alanı isteniyor. Evet bu doğrunun denklemini yazacak şey yapalım. Grafiğini çizeceğiz. X yerine 0 yazdığımız zaman. 2 artı 6 eşit 0 ya. O zaman buradan y kaç geldi? 3 geldi. Y yerine 0 yazdığımızda x artı 6 eşit 0 ya. O zaman x ne geldi? Eksi 6 geldi. O zaman ne oluyor? Hemen kapalı bölgenin alanı isteniyor. Grafiğe çizelim. X'i eksi 6'da kesecek. Y'yi de 3'te kesecek. Hop şöyle bir şey eksenlerle oluşturduğu bölge burası. 3 burası 6 burası. Bunun alanı nedir? 3 çarpı 6 bölü 2. Yani 18 bölü 2'den cevap 9 çıkar. Evet örnek 14'ü 14'ü 9 bulduk gençler. Geldik örnek 15'e. Örnek 15'te de ne diyor? Dik koordinat düzleminde D1 doğrusunun y eşittir x doğrusuna göre simetriği D2 doğrusudur. Arkadaşlar bunun y x'e göre simetriğini bulalım. Bak Düşünelim x virgül y'nin y, y e eşittir eksi x'e göre simetrinde noktalar yer değiştiriyor. Eksi y e bir de işaret değiştiriyor eksi x. Yani sen x yerine eksi y yazacaksın. Y yerine de ne yazacaksın? Eksi x yazacaksın. Hadi bakalım. D2 doğrusu. Ne oldu arkadaşlar? Eksi 5y artı 12x artı 3 eşit 0 oldu. Hatta düzenleyelim mi? 12x eksi 5y artı 3 eşit 0 doğrusu oldu. Buna göre diyor A1'e 2 noktasının D2 doğrusuna olan uzaklığı. Arkadaşlar Buradaki noktanın bu doğru yolun uzaklığı. Noktayı doğru da yerine yaz. 12 çarpı 1 eksi 5 çarpı 2 artı 3 mutlak değerce bölü. Kare a akar artı ve kareydi. Ya da direkt 12'nin karesi artı eksi 5'in karesi neydi? 5, 12, 13 yazabiliyorduk. 12 burası. Eksi 10. 12'den 10 çıkınca 2 yaptı. Artı 3, 5 yaptı. Yukarısı 5, aşağısı da 13. Yani cevabı ne bulduk o zaman? 5 bölü 13 olarak bulduk. Örnek 15'i de. Ve geldik doğrunun noktaya göre simetri. Noktanın doğruya göre simetriğine nazaran daha kolaydır arkadaşlar. İki tane yolu var. O iki seçeneği de ben size göstereceğim. Öncelikle ilk yolu söyleyeyim ben size. Hocam bir doğrunun bir noktaya göre simetriği sorulduğunda biz ne yapacağız? Ya bizden doğru denklemi isteniyor. Hemen düşüneceksin. Doğru denklemi için bana iki şey lazım. Bir, eğim, iki nokta. Hocam iki doğru birbirine paralel olduğu için... Bunun eğimi ile bunun eğimi birbirine eşittir. Bunun eğimi M1 bunun eğimi M2 ise M1 ile M2 nedir? Birbirine eşittir dedik. Tamam eğimi bulduk. Şimdi nokta bulacağız. Ama bu doğru verildiği için ben buradaki bir rastgele bir nokta seçebilirim. Bunu biliyorum. Bunu bilirim. E, bu noktanın bu noktaya göre simetriğini alsam. Hani bunlar eşit ya. Kelebekten dolayı bunlar da eşit olmak zorunda. O zaman rastgele bir nokta seçtik ya burada. Öyle 1'e 2 1'e 3 değil. Mesela x yerine 1 yazdın y'si kaçsa. Y'si 2 geliyorsa 1'e 2 ya da en kolayı sıfıra bilmem ne ya da e, y'ye sıfır verip x'i bilmem ne deyip sonra noktanın noktaya göre simetriği olan buradaki noktayı bulurum. Bu noktayı bulduktan sonra eğim belli nokta belli doğru denklemini yazarım. Gerçekten kolay. Bak örnekle göreceksin. Dik koordinat düzleminde doğru verilmiş. Hemen doğruyu çizelim. Tabi ben bunu iki farklı yolla çözeceğim şimdi. İlk yolumuza bakalım. İlk yolumuzda ne diyor? Bir doğru var. Basit bir şekilde şekli çizmemiz lazım. Tabii ki 3x eksi y artı 6 eşit 0 doğrusu. Ve A noktasında verilmiş. A noktasında kaç verilmiş? 1'e 2 verilmiş. Şimdi bu doğrunun buna göre simetriği. Hop şuradaki mesafelerin birbirine eşit olması lazım. Arkadaş bu doğru denklemini yazarken eğim lazım bana. E yukarıdakinin eğimi kaç? Eksi 3 bölü x'in kat bölü y'nin kat sayısı. Yani 3 çıktı. Eğim 3. Hocam eğimi yazdık. Bunun da eğimi 3 olacak. Peki burada bir nokta bulmam lazım. E ben noktayı yukarıda yazabilirim. Mesela rastgele x yerine 0 yazalım x yerine 0 yazdığımızda y'si kaç çıkıyor? Hocam 0 eksi y artı 6 eşit 0'dan y de 6 geldi. Şimdi 0'a 6 noktasının buna göre simetriğini alırsam tam buraya düşmek zorunda kelebeklerden dolayı çünkü. E hocam 0 iken 1 olmuş. 1 iken kaç olur o zaman? Çünkü bunlar birbirine eşit ya. 1 iken de 2 olur. Çünkü 1 artmış. Ordinat 6 iken 2 olmuş. 4 azalmış. Bir daha 4 azaltıyorum. Eksi 2 olacak. Şimdi eğim belli. Eğim belli. Noktada belli doğru denklemini yazabilirim. Yani 3 çarpı x eksi noktadaki x eşittir y eksi noktadaki y. Y eksi eksi 2 yani y artı 2. 3x eksi 6 eşittir y artı 2 yaptı. 3x eksi y eksi 8 eşit 0 doğrunun denklemi çıkar. Evet bulduk. Peki hocam kolay değil mi? Gerçekten kolay. Bu yol kolay ama bu yolda bilmeni tavsiye ediyorum. Şimdi bak. 3x eksi y artı 6 eşit 0 doğrusunun A noktası 1'e 2'ye göre simetriğini bulmaya çalışacağım ben şimdi. Hocam doğrumuz bu doğru ya. Bak bu yolda bilmeni tavsiye ederim. Şuradaki mesafelerin ne olduğunu biliyoruz. Biz eşit olduğunu biliyoruz. Hocam bu doğru denklemini bulacağım değil mi? Bu doğru denklemi bu birbirine paralel değil mi? Aynen. O zaman buradaki denklemde ne olmak zorunda? Hocam bu denklemde 3x eksi y artı c eşit 0 şeklinde olmak zorunda. Eğimler eşit ya. Hocam burası 6x eksi 2y şeklinde olamaz mı? Olabilir. C1 bölü 2 ise denklemi 2 ile çarparız sadece. Tamam C'nin çıkmasına göre bunu değerleyebiliriz. Peki a 1 2 nasıl kullanacağım? E o zaman hocam ben burada da buradan geçen bir doğru çizsem. Bunlara paralel bir doğru çizsem. Bunun denklemi de 3x eksi y artı k eşit 0 şeklinde bir denklem değil midir? Evet. Hatta ben buradaki k'yı bulurum. Bak bu nokta bunun üstünde e, nokta denklemi sağlar. Yaz bakalım yerine. 3x1, 3 çarpı 1. 3 eksi y yani 2 artı k eşit sıfırdan k'yı kaç buluruz arkadaşlar? Eksi 1 buluruz. Evet k eksi 1 çıktı arkadaşlar. Şurası eksi 1 çıktı. Şimdi dikkat. Şu mesafeler birbirine eşit ya. Bak burada c'lere dikkat edeceksin. Hocam 6'dan eksi 1'e ne olmuş? 7 azalmış. E o zaman buradan buraya da bak bunlar birbirine eşit ya. Buradan buraya da c 7 azalır diyeceğiz. Eksi 1'den 7 azalttığın zaman burası da eksi 8 mi çıkar? Evet. 3 x eksi y eksi 8 eşit sıfır şeklinde olur. Gördün mü aynı sonuca ulaştık mı? Ulaştık. İki yolda gerçekten çok güzel ve gerçekten çok kolay. Bu yolda bilmeni tavsiye ederim. Çünkü bazen şu sorulabiliyor. Ben bu ikisinin ortasını kullanarak yaptım. Bazen bu iki doğru verilip de bunun ortasında sorulabiliyor. Ortasında sorulduğunda aynı mantıkta yapabilirsin diye şu tekniği de sana gösterdim. Evet örnek 16'yı bu şekilde bulduk. Geldik örnek 17'ye. Arkadaşlar şimdi burada ne demişim? Dik koordinat düzeninde A ve B noktalarından geçen AB doğrusu çizilmiştir. Evet şöyle sonra AB doğru çizilmiştir. Doğru üzerinde C noktası seçilip şuradan bir C noktası seçmişim. OC doğru parçası çizildiğinde OC'yi çizmişim ve şurada da bir oran olmuş. Burası K iken KCK iken K OC 3K'ymış. OC 3K. Yani şurası da 3K olarak verilmiş. Eyvallah. K noktası belirleniyor. AB doğrusunun K noktasına göre simetriyi alındığında MN doğrusu oluşuyor. Hmm. Arkadaş bak dikkat. Bu doğrunun buna göre simetriyi alındığında bu oluşuyormuş. O zaman senin şuradaki mesafeler eşit değil mi? Hop. Hocam şu dik olacak ya böyle. Şunlar birbirine eşit değil mi? Evet. E hocam burada bir kelebek çıktı o zaman. Bunun buna göre simetriği birbirine paralel olacak. O zaman burada ne çıktı? Bir kelebek benzerliği çıktı. Kelebekte oran e 1 bir ya. K ise burası K. Tamamı 3K'ydı. Burası da 2K mı oldu? Evet. A 2K'ya 2K. Bunlar birbirine eşit çıktı. Şekil 2'deki boyalı bölgenin alanı. Arkadaş sadece ve sadece doğrunun noktaya göre simetriğinde bize neyi kullandırmış burada? Şekli kullandırmış. Hiçbir şey uğraşmamıza gerek yok. E o zaman burada ne yapacağız? Burada bunu yorumlayacağız. Bak bunların birbirine eşit olduğunu bulduk. Bunlar da paralel ya. Hocam şunlar eşitse. Dikkat dikkat. Şu parçalar birbirine eşitse. Ve şunlar da paralelse. Bunlar da birbirine eşit olmak zorunda değil mi? Evet. E burası 3 3. Hatta bunlar paralel. Bunlar eşitse. Bunlar da birbirine eşittir. Yani buraları da 4. 4 müdür? Evet. E şimdi üçgende şunu biliyorsun sen. Şunlar eşit şunlar eşitken. Burası A iken burası 3A olduğunu biliyorsun. Ki o zaman ben şuradaki A alanını bulayım. Bak şuraya A alanı diyeyim. Benden ne isteniyor? 3A alanı isteniyor. E, A alanı belli mi? Belli. A alanı nedir? 3 çarpı 4 bölü 2. 3 çarpı 4 bölü 2. 12 bölü 2'den A'yı 6 bulurum. Benden ne isteniyor? 3 A alanı isteniyor. O da 18 mi çıkar? Evet 18 çıkar ve cevabı da 18 bulduk. Yani aslında burada doğrunun noktaya göre simetriğinin mantığını, ispatını bilen arkadaşlar bunu bu şekilde yapar. A ÖSYM ÖSYM'de böyle soruyor arkadaşlar. Yani bunu yorumlatmayı soruyor. Bak çok da güzel bir soru yorum sorusu da. Aynı zamanda biz doğrunun noktaya göre simetriğini bu şekilde de bulduk. Şu şekilde de yaptık. Ee, başka ne sorulabilir? Başka dediğim gibi arkadaşlar biraz önceki ikinci yolu anlattım ya. Şurada söylemeden geçmeyeyim. Ee, bazen şu da sorulabilir. Bu doğrunun bu doğruya göre simetriği. Mesela atıyorum 3x eksi 2y artı 5 eşit 0 doğrusunun. 3x eksi 2y artı 7 eşit 0 doğrusuna göre simetriği sorulabilir şekli çizdin. E, bu doğrunun bu doğru yarı simetriği sorulunda bak şunu şöyle çizersin. Bunlar birbirine eşit olmak zorunda hocam. A buradan buraya 2 artmış. E buradan buraya da 2 artacak. 3x 2y artı 9 eşit 0 dersin ve olayı bitirirsin dostum. Tamam. O yüzden bu tür sorularda da şuradaki anlattığım teknik benim işime yarayacağı için senin de işine yarayacağı için şu yolda bilmeni tavsiye ediyoruz. Tabi bu yolda gerçekten kolay. Evet ama bu soruda gerçekten çok güzeldi. Çünkü ispat tekniğini biraz uygulattırıyor burada. Evet böylelikle Burayı da bitirdik. Sırada ne var? Öteleme ve yansıma. Yansımayı hallettik. Öteleme ve dönme var. O zaman bir sonraki videoda öteleme ve dönmede görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.